Herkese merhaba. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Önceki bölümlerde bir yorumcu dostum sakallarıma dikkat çekmişti. Ben de daha fazla sakallarım dikkat çekmesin diye ufak bir ev operasyonu yaptım. Bu yayınımız aslında sponsorlu bir yayın. Ama sponsorlu bir yayın olmasa da konuşacağım konulardan bahsedeceğim zaten. bir Finans Bank'ın yapmış olduğu bir etkinlik var. Aslında hem Açık Bilim Podcast'ın hem de Açık Bilim YouTube'un takipçileri biliyor. Her sene onların etkinliklerine bize dahil oluyoruz. Minikeller Büyük Hayaller diye bir platform adı altında gerçekleşiyor. Ee, bu etkinlikler. Daha önce matematik tırına gitmiştik. İşte Minikeller Kod yazıyorum geçen seneki finaline katılmıştık. Emre Organcı ile birlikte bir bölüm de çekmiştik hatta orada. Tabii bu yılki final pandemi koşulları altında online olarak gerçekleşti. Ama proje aynı şekilde devam etti. Bugüne kadar proje dahilinde 29 bin çocuğa kodlama eğitimi verilmiş ve bu seneki finallere de yüzlerce takım başvurmuş. Ben 10 tane finale kalan arkadaşımızın performansını e, izlemiş oldum. İllerde bayağı çeşitlilik gösteriyor. Yani sanmayın ki özel okulların kendi arasında yaptığı müsamere gibi bir şey değil bu. Diyarbakır'dan Adana'ya, Denizli'den İstanbul'a. Tabii ki İstanbul'dan olması bu arada beklendik bir şey, olasılık dahilinde. Ülkenin en kalabalık şehri. Pek çok ilden pek çok arkadaşımız bu e, yarışmada yarıştılar. Ben sadece Scratch'le kodluyorlar bu arada. Scratch Cup 2021 adı altında yapılıyor zaten bu etkinlik. Hani Scratch'le kodlama becerileri bir tarafa. Aynı zamanda bunu ifade etme becerilerine gerçekten yine hayran kaldım. Geçen sene de öyleydi. Yani bu yayında benim gösterdiğim sosyal cesaretten çok daha fazlasına karşılık geliyor bir çocuk için. Gerek sahnede bunu anlatabilmek, önceki senelerde sahnedeydi. Fakat kamera karşısında anlatabilmek belki de sahnede anlatabilmekten çok daha zor bilemiyorum. Yani biz eski nesile mi öyle geliyor? Çünkü yeni nesiller bir şekilde görüntülü konuşmayla sahire Böyle bir kamera karşısında olmaya alışkınlar ama muazzam bir ifade becerisi yani mevcut halleriyle benden iyiler. Ben burada bir sürü ığımı diyorum da onları kesiyorum siz görmüyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten yaptıklarını çok iyi şekilde ifade edebiliyorlar. Üstelik bir takım olarak yapıyorlar. Jüri de genelde takım ilişkisini soruyor zaten. Mesela diyor ki kodlama kısmında daha çok hanginiz ilgilendi? Peki görselleri kim tasarladı? Yani bir şekilde backendçi, frontendçi kendi aralarında ayrılmışlar da hakikaten ve de görev paylaşımı yapmışlar. Görevlerini de başarıyla yerine getirmişler gibi görünüyor. O yüzden ben bugüne kadar 29 binden fazla öğrenci kodlama eğitimi vermiş olan QNB'ye ve onun birlikte çalıştığı Habitat Derneği'ne tabii ki ama organizatör olan QNB Finans Bank'a tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz de dahil ettiği için yani biz de bir şekilde hem finallere katılıyoruz hem de bunları size duyurulmasına yardımcı oluyoruz birkaç yıldır. Şimdi ben tabii yeri gelmişken kendi kodlama deneyimimden ve tarihimden bahsetmek istiyorum size. Galiba yıl 1998. Ben hazırlıkta okuduğum için ya orta bir ya da orta iki öğrencisi olmalıyım. Eskişehir'de Optimal diye bir bilgisayar kursu vardı. Ee, Gürcan Hatice Banger çifti işletiyordu. Evet, Gürcan Hatice Banger. Onlar Eskişehir'de bilgisayarcılık camiasının bilinen isimleri diyelim. Satış, dağıtım, pazarlama. İlk internet kafeyi herhalde onlar açmıştı hatırlamıyorum. Yani bir şekilde bu bu bir işse, business tırnak içerisinde bu bir işse o işin içerisinde Eskişehir'de yer alan kimselerdi. Onların bir Optimal diye bir bilgisayar kursu vardı. Optimal de güzel isim ha. Neyse babam beni bilgisayar kursuna yazdırmaya götürdü. Dediler ki daha ortaokul mezunu bile değil sertifika alamaz. Babam da kendisi lise terk olmasına rağmen daha önce de söylemiştim. Çok vizyoner bir insandı. Yani hala da öyle bu arada sağ çok şükür. Dedi ki olsun önemli değil. Yani mesele sertifika değil. Hani bir yerlerde yükselen bir teknoloji var. Ben de bu arada bilgisayar bilgisayar diye ağlamışım. Yine bangerlerden bu arada. İkinci el bir bilgisayar aldık. Hani normalde hep ikinin kuvvetleri şeklinde ilerler bilgisayarda ölçüler ama niye benim o bilgisayarımın hard diski 630 megabayttı. İşte işlemcisi 80486. Yani o Pentium, Intel Pentium onlardan önceki devir. Ama benimki ikinci el eski bir bilgisayardı. Yani arkadaşlarımın sildromu olan Böyle işte PC Game dergisinin, Level dergisinin verdiği demoları oynayabildikleri böyle bir bilgisayar varken benim bilgisayarımın CD-ROM'u yok. Disket sürücüsü var sadece. Floppy disk. Hani çok bir şey yapamıyorum. Diskete oyun çektirmek diye bir şey vardı bu arada. Sadece bir diskete sığabilen oyunları ya da oyunların diskete sığabilen demolarını böyle Eskişehir'de Esnaf Sarayı diye bir yer vardı. Giderdik oraya çektirirdik. Bir hani karaoke şarkı listesi vardır ya. Şöyle Nalyon dosya içerisinde print alınmış, çıktısı alınmış böyle bir sürü liste olur. Onun gibi böyle adını gördüğün ama hani bir de oyunun türünü gördüğün ama tabii ki içeriğini görmediğin bir oyunu seçersin. Bunu yükle bakalım diye eve gidersin. Onu denersin. Bazen çalışmaz bu arada. Yani o esnaf sarayında oyunu yükletirsin. Elinde o floppy diskle eve kadar koşarsın. Çok heyecanlısın çünkü. Yani eve gideceksin ve o disketi takacaksın. Oyunu oynayacaksın falan. Öyle günler. Belki de bu yüzden bilmiyorum. Yani öyle çok beni sarabilecek oyunlar o arkadaşlarımın evinde oynadığı işte Heroes Might and Magic'ler falan o zaman vardı. Belki olmadığı için bilmiyorum. Sadece bilgisayar olarak kullanıyordum. Yani oyun bilgisayar olarak değil. Veya kullanmak zaten bu anlatacağım öykü dolayısıyla o şekilde gerçekleşti. Babam beni o kursa yazdırdı. O kurstayken tabii kurs saatleri dışında çalışmak serbest. Etüt gibi düşünün. İstediğiniz zaman gidiyorsunuz o bilgisayarları kullanabiliyorsunuz. İşte her neye kullanacaksan bu arada. Hani öğrendiğimiz DOS 6.22. O şimdi command prompt diyoruz. Hani CMD yazıyoruz karşımıza çıkıyor bazı komutlar yazıyorsunuz gerektiğinde. Hani o aslında bir işletim sisteminin özü. DOS 6.22 öğrenmiştik. O dönemde Windows 95 çoktan çıkmıştı ama niye bilmiyorum biz Windows 3.1 öğrendik. Yani yıl 97-98 Windows 95 çıkalı olmuş baya. Ama Windows 3.1 öğrendik biz. İşte o bir gün orada bilgisayarla eğlenirken ben. Yani eğlenmek derken de işte karıştırıyorsun. İnternet de yok bu arada. Yani Öğrendiğin kadarıyla yapıyorsun her şeyi. O an bir dakika dosta şu nasıl yapılıyormuş bir Google'a yazayım falan yok. Yıl 97. Oraya üniversite öğrencisi bir grup geldi. Yani herhalde ödev yapıyorlar. Sonra benim sosyal cesareti yüksek bir çocuktum. Dedim abi ne yapıyorsunuz siz? Dediler program yazıyoruz. Nasıl yani? Dediler, program yazıyoruz. Nasıl abi? İşte program yani işte hani kullandığım programlar var ya hesap makinesidir, mayın tarlası oyunudur falan. İşte onun gibi program yazıyoruz. Hani ben o oradaki akılla tabii bir insanın sadece bilgisayar programlarının tüketicisi olabileceğini, hani o programların gökten böyle indiği, tabii gökten inmiyor da hani ancak Microsoft da yapabiliyor onu gibi düşünün. Hani birisinin oturup kendi programını yazabileceği fikriyle hiç karşılaşmamışım. Acayip heyecanlandım. Biraz onları izledim. İşte kodlar yazıyorlar, işte çalıştırıyorlar. Çalıştırdıkları zaman bir değişiklik oluyor falan. Oradan böyle kendimi attım dışarıya benim bir kuzenim vardır Süleyman Bulut. Kendisi iyi bir ressamdır da arada onun resimlerini paylaşıyorum sizinle. O işte önce Çukurova Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyordu. Hatırlamıyorum niye bıraktı geldi. Onu bıraktı. Osman Gazi Üniversitesi'nde istatistik okumaya başlamıştı. Ama bir şekilde mühendislik, istatistik yani bilgisayarla haşır neşir olan birisiydi. Ki zannedersem ben 5-6 yaşındayken hayatımda ilk bilgisayarı onların evinde görmüştüm. Ona gittim dedim ki programlama diye bir şey varmış ben programlamak istiyorum. Sağ olsun. Önce bana üzerinde GW Basic yazan bir disket verdi, bir floppy disk. Bir de Adem Mazmanoğlu tarafından yazılmış sarı bir kitap, böyle kalın. Hayatımda baştan sona okumuş olduğum, icra etmiş olduğum tek ders kitabı olabilir. Hani bugünkü ders kitaplarına biraz daha bizi ilgilendiren bölümleri hani okuyarak gidiyoruz ama benim galiba hayatımda hani baştan sona okuyup orada yer alan her şeyi icra etmeye çalıştım. Tek kitap. Ben o kitabı aldım, o disketi de aldım, eve geldim ve işte GW Basic, yani Basic dillerinden bir versiyon, böyle satır numaralarını falan kendiniz yazdığınız bir şey. Ve hayatımda işte 12 ya da 13 yaşındayım, programlama dediğim mevzuya giriş yapmış oldum. Algoritma düşünüşü, mesela hiç unutmam, işte işçinin aylık maaşını girin, bir algoritma şeması vardı orada. İşte işçi sigortalı mı? Böyle bir opsiyon var. Demek ki o dönemde hani SSK'lı mı iş? Olmaya da biliyor demek ki. yani evetse işte yıllık maaş hesapladıktan sonra %14 sigorta primi düşüyorsun onun içerisinden. Değilse düşmüyorsun. Öyle bir algoritma gözümün hala önünde o. O şema şeklinde evetler hayırlar falan. İşte algoritma mantığını o kitabı okurken deneye deneye oyun bile oynayamadığım o eski dandik ama tabii ki bunları çalıştırabilen bilgisayarla başlamış oldum. Arada out of memory hatası verdiğini hatırlıyorum. Out of memory diye bir şey vardı. Yani programa fazla bir şeyler yüklemeye kalkarsanız algoritmanız RAM'in 8 MB'tı RAM bu arada. RAM'in tutabileceğinden fazlasını gerektiriyorsa out of memory der. Bütün program kesilirdi. Her şey sıfırlanırdı falan. Tabi biraz megalomanik bulabilirsiniz ama hani bir program yaptım da mesela ilk kendime telefon rehberi yapmıştım. Bebiş ağlaması sesi geliyor arkadan. Başına işte bu program Tevfik Uyar tarafından yapılmıştır. İşte devam etmek için herhangi bir tuşa basın diye. Bu, bu bir kalıptı yani. Bütün yaptığım her şeyle. Derken ben işte tekst tabanlı bir 21 oyunu yaptım. Derken bunu grafik tabanlıya dönüştürebildim. Grafik tabanlı derken bugünkü grafiklerle alakası yok. Yani satır, 24 satır 80 sütundur bir ekran. Yani öyleydi o zaman. Hani bu ekranın arka planını yeşil yapıp eğer bir kart çizmek istiyorsanız da belli koordinatlara beyaz arka plan yapıp bunları da ASCII kodlarla yapıyordunuz. Hani o beyaz sütun, tüm tüm o e, pikseli diyeyim onu doldurabilecek sütunun kodları falan vardı. İşte ben bir süre sonra 21 oyunu falan yapabildim. Kısacası programlama öyküm benim böyle başladı. Ama bu bana hayat boyu çok büyük bir şey kattı. Bakın bu tarihler çocuklara kodlama öğretelim falan gibi konseptlerin hiç olmadığı tarihler. Ya zaten hani böyle bir şeyin önemi de çok anlaşılabilmiş değil. Herhalde böyle bir şeyin önemi daha çok böyle cep telefonlarının hayatımıza girip yani hepimizin bir işletim sistemi ve o işletim sistemi içerisindeki aplikasyonlarla haşır neşir herkesin hemen herkesin haşır neşir olduğu bir dönemde anlaşılmış olmalı. Bahsettiğim o dönemde cep telefonu herkeste zaten yok. Çok az kişide var. Onlar da iki satır LCD ekranlar herhangi bir uygulama vesaire falan filan değil. Telefonun içerisinde ne gömülüyse onu kullandığınız. Hani akıllı telefonu bırakın. Akılsız telefonun bile henüz olmadığı diyebilirim. Sadece bir kablosuz bir telefon. Yanınızda taşıyabiliyorsunuz. GSM hattına bağlı. Onlar bile 97, 98'de çıktılar. Hasıl kelam bu bana hayatta çok şey kattı. Yani çünkü algoritma temelli düşünmeye başlamak yani bir çocuğa bunu öğretebilmek aslında bir sistemi öğrete yani bir sistem yaklaşımı öğretilmek demektir. Çünkü ben bunu her zaman öğrencilerime de söylüyorum. Hayat dediğimiz şeyi de bir sistem olarak düşünürseniz, bunun bir donanımı var. Mesela donanım şu an bu ev, benim içerisinde yaşadığım ev. Bunun balkonu, masalar, kapılar, sineklikler, klima dolu, dış ünitesi. Yani gözümün önüne ne gelirse onları sayıyorum tabi. Şimdi bunlar donanım. Bir de bunlarla bizim etkileşimimizi düzenleyen kurallar, kodlar var aslında. Yani hava soğuksa camı kapat, sıcaksa aç, gece hırsız girer kapat. İşte klimayı çalıştırmam için değil mi yani belli başlı kurallar var aslında. Tüm bunların çalışması için elektrik olması gerektiği gibi çok temel bir kural var. Aslında bir yazılım var. Yani her donanım üzerinde bir yazılım çalışır. Yazılım sadece bilgisayara işlenmiş bir kod olarak düşünmeyin. Yani hayat bir yazılımlar bütünü. Bizler de birer algoritmalar bütünüyüz. İşte uşak kazalarının da Shell diye bir sistemle inceliyoruz. Software, hardware, liveware, environment. Yani her şey gerçekten bir donanım. Bu donanımın üzerinde çalışan bir yazılım ve bunun çevresiyle olan etkileşimi ve içerisindeki liveware yani insanlar, insanların birbiriyle olan etkileşimi şeklinde ele alabiliriz. Bilgisayar üzerinden yazılım konusunu öğrendiğiniz zaman aslında hayata da böyle bakmaya başlıyorsunuz. Yani prosedürler, yönetmelikler, yasalar yani devlet bir sistemse bunun donanımı, devlet aygıtları, yazılımı ise yasalar, kanunlar, anayasa, ana yazılım zaten o. Oradan sap rutinlere, sap programlara atıflar var. Ceza kanunudur, medeni kanundur, sahibi. Yazılım öğrenmek sadece bilgisayar kodlamak öğrenmek değildir. Aynı zamanda bir sistem, bir kuralları ile bir sistem tasarlayabilmek demektir. Yani çocukların mesela orada dünya problemlerini, kirliliğe, iklim değişikliğine karşı çözüm olarak sundukları yazılımlar içerisinde bazı aktörler var, çocuklar var, kullanıcı var orada bir aktör olarak. O bir etkileşim yapıyor. Yerdeki çöpleri topluyor. Fare cümlesine basıyor. Siz bunların sistemini yazıyorsunuz. O çöpün üstüne geldiği zaman tıklanırsa o çöp ortadan kalksın ve puan hanesine yüz eklensin. Yani bunun şundan hiçbir hiçbir farkı yok. İşte kapının önündeki çöpü gidip çöpe atarsam evim temizlenir. Daha hijyenik bir yer olur. Üstelik komşularıma karşı sorumluluklarımı da yerine getirmiş olurum. Puan alemi yükseliktir. Yani bu hayattaki sistemle yazılım ortamında tasarladığınız o sanal dünyadaki sistemin kuralları arasında çok fark yok. Sistem ikisi de birer sistem ve ikisi de aynı prensiplerle çalışıyor. Bu yüzden yazılım öğrenmeyi sadece yazılım öğrenmek olarak görmemek lazım. Ama zaten bir şeyleri kodlayabilmek, yani bilgisayara sizin yerinize iş yaptırabilmek zaten bir beceri. Mesela bu pandeminin ilk zamanlarında Springer bazı, ya da Tyler and Francis miydi? Şu an hatırlamıyorum. Springer da olabilir. Bazı kitaplarına ücretsiz bir ay boyunca indirilebileceğini akademik kitapları. Öyle kocaman bir liste yayınladı. İşte akademisyenler arasında da bu listede dolaştı. Bana da geldi 4000 kitaplık bir Excel listesi. İşte yazar adı, kitap adı. Orada bir tane link var. Tıklıyorsunuz. Gittiğiniz sayfada Download diye bir tuşa daha tıklıyorsunuz. Sizi indirme sayfasını yönlendiriyor. Oradan bir düğmeye basıyorsunuz. Kitap iniyor. Şimdi 4000 tane kitap. Tabii 4000 kitapla da ilgilenmek sorgulanmalı bence. Ama hani <laughs> de hastalık vardır. Elimin altında bulunsun bir gün lazım olur diye. Mesela şu arkada görmüş olduğunuz kitaplıktan 3 tane daha var aslında. Siz bir kesetini görüyorsunuz. Bunlar kurgu dışı olanlar. Bir yerde kurgular var bir yerde de ders kitapları var. Bir de Kübra'nın da ders kitapları derken falan filan zaten bayağı kalabalıklaştı. Çeyizimiz bunlar da bizim evlenirken. Çeyiz olarak kitap getirdik. Neyse hani elimin altında bulunsun hastalığı var. Bu bir hastalık. Bu iyi bir şey de değil belki. Yani bunu savunmayacağım. Ama hani oradaki 4000 kitaptan 2900'ü benim bir şekilde ilgi alanlarıma kenardan ucundan değiyor yani öyle hissediyorum. Ben o yüzden dedim ki bunun hepsini indirmenin bir yolunu bulmalıyım. Çünkü bu şekilde tek tek tıklayarak indirirsen saatte 20 tane falan indirebiliyorsun. Belki 30. Dedim ben bir Python script yazayım. Bu Excel listesindeki adresleri dolaşsın. Girdiği zaman işte HTML kodundan az çok bir download düğmesinin nerede olduğu tespit edebilirsiniz. O bir division içerisindedir. Bir class etiketi vardır. O etiketli olan düğmeyi bul diyebilirsiniz. Daha sonra ona bastıktan sonra gideceği linki al. Sonra bu linki aç. İşte onun içerisinde de tam indirme düğmesi neyse onun bir sınıf değeri vardır. O sınıf değerini bul ve indir. Bu indirdiğin kitabı da şuraya kaydet diye bir script yazarsınız. O işte 4000 tane adresi sırayla gezerek bu işi size yapabilir. Nitekim ben de öyle yaptım. Böyle bir script yazdım. Yarım saat falan sürdü. Çalıştırdım kodu. Sonra gittim yemek yedim. Gündelik işlerimiz neyse Kübra ile oyunları yaptık. Sonra gece döndüm baktım bütün kitaplar inmişti. Burada illegal ve etik dışı bir şey yok bu arada değil mi? Yani kaçırdığım bir nokta var mı acaba bilmiyorum. Bir yerde de yayınlamıyorum tabii ki yani. Hani, tam Springer bize bedava verdi de bize bedava dağıtma hakkı vermedi. Evet her neyse yani kısacası özellikle işte bu internetle, elektronikle, teknolojiyle ilişkimizin çok fazla olduğu bu dünyada sadece mesele temel bir algoritmik düşünüş, sistemsel düşünüş fikrini almak değil. Yani gerçekten bazı işlerinizi daha hızlı da halledebilirsiniz. Yani bu bir beceridir. Yani bir beceri kazanıyorsunuz. Mutfakta bir bıçak kullanmayı öğreniyorsunuz. İşte ya da bir tadilat atölyesinde fırça kullanmayı öğreniyorsunuz gibi. Yani herhangi bir yerde bilgisayar kullanmayı öğrenmek, bilgisayar kodlamayı başarabilmek de bir beceri. Hani lisan öğrenince iki kişi oluyorsunuz ya. Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan tabii. Yani bu ilişki doğrusal değil muhtemelen. Ee, ama bu da buna benziyor çünkü bu da bir lisan. Yani bir lisan öğrenmiş olmak, bilgisayarın lisanını da öğrenmiş olmak, onunla iletişim kurup ona bir şeyler yaptırabilmek insana muazzam bir beceri kazandırıyor. Bu tartışılmaz bir şey yani. Dolayısıyla ben artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. QNB Finans Bank'ın ön ayak olduğu bu minik eller, büyük hayaller ve bunun altında, bu platformun altında gerçekleşen bütün bu faaliyetlere sonsuz destek veriyorum. Kendilerine de bu yüzden teşekkür ediyorum. Umarım... O kodlama öğrenen 29 bin genç bu düşünme biçimini öğrenip hayatlarının sonuna kadar taşıyacaklar. Onlar da bizim geleceğimiz zaten. Onların becerikli insanlar olması, son teknolojilere katkıda bulunabilecek kişilere, kişiler haline dönüşmesi hepimiz için. Elbette evvela onlar için, sonra onların aileleri için. Ama en nihayetinde de ülkemiz için, toplumumuz için çok olumlu bir şey. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.